Seyhan Mutfak Aşkı'ndan hepinize merhabalar diliyorum. Değerli izleyicilerime sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Crumble'lı kek yaptım. Çok leziz oldu. Biz ailecek çok beğendik ve sizlere de paylaşmak istedim. 3 adet yumurtamız, 150 milimlik su bardağı ile 1 su bardağı şeker, 1 fiske tuz, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 200 milimlik su bardakları ile yoğurt ve 1 su bardağı un koydum ama daha ilave edeceğiz. Açıklamaları okuyun. Malzemeler listesini okuyun. 2 yemek kaşığı da yumuşak margarin kullandım ben kek harcı içerisine. Sizler tereyağı da kullanabilirsiniz diliyorsanız ama ben üstüne tereyağı kullandım. Onu da birazdan göreceksiniz zaten. Şimdi normalde aslında yumuşak margarini bir kase içerisine koyup malzemeler listesinde o şekilde gösterseydim iyiydi. Ama işte derin kap içerisine böyle daha evvelinde koymuş bulundum. O kaptan da açıkçası başka bir yere boşaltmak istemedim. Normalde sizler şu şekilde yapın. Normal klasik kek yapıyormuşsunuz gibi. Zaten klasik bir kek aslında. Yumurta, şeker, bir fiske tuzu koyun. Güzelce böyle çırpın. Yumurtalar köpürene kadar, kremamsı doku alana kadar. Artık yumuşak margarin de içinde olduğu için ben gördüğünüz gibi hepsiyle birlikte çırptım. Bu şekilde yapmak istedim. Tabii ki vanilyasını da koymuştum. O şekilde çırptıktan sonra yoğurdunu koyuyorum, ununu koyuyorum. Unun üzerine bir paket kabartma tozunu koyuyorum ve ikinci su bardağı unu da ilave ettim gördüğünüz gibi. Şöyle bir güzel yine ben bu işlemi elektrikli çırpıcı ile yapıyorum. Normalde hani unu koyduktan sonra spatula veya kaşık ile karıştırıyor diğer arkadaşlarım. Elektrikli çırpıcının hani havasını söndüreceğini düşünüyorlar. Kesinlikle bu şekilde de gayet güzel benim keklerim verimli oluyor. Sonuna kadar ben elektrikli çırpıcı ile devam ediyorum kek yaparken. Kıvamında gördüğünüz yoğurtlu olduğu için biraz daha ağır bir kıvamı var. Sütlü kekten daha böyle biraz koyumsu kıvama, dokuya sahip oluyor. Şöyle kek kalıbım var, gösterdim sizlere. Yağlı kağıtta serdim ki kek kalıbım çok ince. Taban kısmını çok çabuk yakabiliyor. Yağlı kağıt serdiğim kek kalıbının içerisine hamurumu, kek harcını döktüm. Gördüğünüz gibi şöyle de sallıyorum, yayma işlemi yapıyorum. Kenarda beklesin o. Ve üzerinin crumble'ı için olan malzemeler tereyağı kullandım ben bu sefer. 2 yemek kaşığı olacak şekilde tereyağı, 5 yemek kaşığı un ve 2 dolu yemek kaşığı pudra şekeri. Açıklamaları kesinlikle tekrar söylüyorum. Okuyun malzemeler listesini ayrıntılı olarak ve de hani uyarı yapmam gerekirse yanlış bir şey yaptıysam onu açıklama olarak sizlere kesinlikle yazıyorum. Derin bir kap içerisine yağı, pudra şekerini, unu koydum. Şöyle artık elimle yapıyorum. Eldiven de takabilirsiniz diliyorsanız. Kaşık çatal ile ezmek biraz tereyağlı veya işte yağlı. Normal margarin de kullansanız hani yağlı olduğu için ezilmeyecektir. Bu şekilde eliniz ile daha çabuk tüm malzemeleri daha rahat bir şekilde karıştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın bu şekilde tereyağında bu yöntemle yaymış oldum. Bir yemek tabağı olacak şekilde de ben kiraz kullanıyorum. Elimde kiraz vardı. Onu değerlendirmek istedim. Böyle bir hayli küçük küçük kirazlarım vardı. Çekirdeklerini çıkarttım gördüğünüz gibi. Kesinlikle çekirdeklerini çıkartın. Çekirdeklerini çıkartmadan asla yapmayın. Çünkü yerken hızlı bir ısırış yaptığınızda dişinizi kırabilir. Gördüğünüz gibi bir yemek tabağı olacak şekilde ayarladım ve de suyunu kesinlikle sıkın. Çünkü kek hamurunu böyle tamamıyla hamurumsu hale getirecektir pişerken. Ve üzerinin de crumble'lı, yani aslında kurabiye hamuru bu. Un kurabiyesi hamuru ve tart hamuru diyebiliriz sizlere. 6 kek üstü tart oluyor bu kekimizin çeşidi, ismi bu şekilde. Crumble'larını da gördüğünüz gibi serdim, güzelce üzerine yaydım. Kekimiz de hem de dinlenmiş oldu. Ben bu malzemeleri yapana kadar ısınmış olan fırına koyduk. Çıktı gördüğünüz gibi. Bakın bu şekilde kenarlarından da biraz kek hamurları taşmış açıkçası. Üstünün görüntüsünü bozmuş ama hiç önemli değil. Pudra şekeri vesaire serpeceğiz. Bakın. Kürdan tepsi de yaptım. Hiç kesinlikle hamur değil. Ve kekimiz tamamıyla soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpiştiriyoruz. Sıcak iken bu işlemi yapmayın. Hani ilk defa
özellikle yapacaklar için söylüyorum. Çünkü pudra şekeri normal zaten şeker biliyorsunuz. Eridiği zaman üzerleri böyle sanki su serpmişsiniz gibi damla damla olacaktır. Islatacaktır kekinizi ve hiç hoş bir görüntü olmayacaktır. Gördüğünüz gibi daha yakından sizlere pudra şekerini de serptikten sonra son artık servis aşamasına doğru geliyorum. Yakından da gösteriyorum. Şöyle bir dilim kesiyorum ki sizlere iç dokusunu da görün. Sizler vişneli de yapabilirsiniz veya başka çeşit orman meyveli vesaire böğürtlendi. Dilediğiniz mesela çilekli de olabilir. Dediğim gibi elinizde hangi meyve var ise veya işte hani marketten, pazardan hangi meyveyi alıp da onunla yapmak istiyorsanız her çeşit çok lezzetli olacaktır kesinlikle. Bakın bu şekilde altı kek, üstü tart kurabiye hamurundan yapmış olduğumuz arası kirazlı mükemmel hem de rengi de çok harika olmuştu. Çok da yakışmıştı aslında. Yani böyle vişneli de hani ekşi ekşi o da çok güzel olacaktır böyle mayhoş mayhoş. Ve ben şöyle bir dilim mi çatalım ile afiyetlice yerken keserken şöyle umarım sizler de videomu tabii ki beğenmişsinizdir ve de inşallah da yaparsınız. Sizler de kesinlikle beğeneceksiniz eminim bundan. Çünkü biz gerçekten ailecek çok beğendik. Artık videomun da sonuna geldim. Bana destek için videomu sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Çok daha fazla kişiye inşallah sizlerin sayesinde ulaşsın. Kanallarımızın öne çıkabilmesi için yorumlarınız çok kıymetli, çok önemli. Like atmanız çok önemli. Gerçekten like atmadan çıkmayalım. Çünkü ben her gittiğim arkadaşımın videolarına kesinlikle like atarak ve de yorumumu yaparak o şekilde destek oluyorum. Sizlerden de destek bekliyorum. Like atarak, abone olarak, yorum yaparak. Hoşça kalın.